AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın Kahramanmaraş Belediye Başkan adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmasında, Cumhur İttifakı ile birlikte şer ittifaklarına karşı mücadele başlatıldığını söyledi. Cumhur İttifakı ile beraber 3. aşamaya geçtiğimiz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kurarak 3. aşamaya geçtiğimiz bu evrede bir yerel seçimlere en güçlü şekilde gidiyoruz. Niçin 3. aşama diyorum? Çünkü çok partili hayata geçtikten sonra aziz milletimiz oylarını kullanarak kimi iktidara getirdiyse iktidara gelinceye kadar onu engelleyemeyenler daha sonra askeri darbelerle, yargı vesayetiyle, yargı darbeleriyle milli iradeyi çalmaya kalktı. Yani millet oy verecek ama kimin ülkeyi nasıl yönetmesi gerektiğine birileri karar verecek. İşte devletimizi belli grupların inisiyatifine terk etmek isteyenler, devletimizi, biricik Türkiye Cumhuriyeti'mizi belli çıkar gruplarının talepleri doğrultusunda milli iradeye aykırı olarak yönlendirmek isteyenler, milletin iradesine karşı iki tane unsuru kullandılar. Bir tanesi askeri vesayet, diğeri yargı vesayetiydi. Türkiye'de demokrasi yoluyla bu mücadeleyi veren, demokrasi yoluyla Türkiye'nin yönetiminin belirlenmesine sadık kalan ve bu şekilde yolunda yürüyen herkesin desteklemesi gereken bir sistemdir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Çelik, AK Parti hükümetleriyle birlikte ülkenin 16 yılda 100 yıllık bir mesafe kat ettiğini söyledi. Son 15 yılda, 16 yılda 100 yıla yakın bir yol yürüdük. Bu ülkenin sahibinin millet olduğu, bu ülkede söz söyleyecek olanın, bu ülkenin nasıl yönetileceğine karar verecek olanın sadece ve sadece millet olduğunun mücadelesiydi. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin önemine değinen Çelik, 31 Mart seçimlerinde çıkacak sonuçların Türkiye'nin güçlü bir şekilde ilerleyip ilerlemeyeceğini de belirleyeceğini söyledi. Bugün 31 Mart seçimlerine giderken kol kola dayanışma içerisinde 31 Mart seçimlerine yürüdüğümüz Cumhur İttifakı işte 15 Temmuz gecesi aziz milletimizin ortaya koyduğu direniş ruhuyla ortaya çıkmıştır. Yeni kapı ruhuyla ortaya çıkmıştır. Ve görülen şey şudur. Ülkemizin karşı karşıya olduğu tehditler karşısında güç birliği yapmak, iş birliği yapmak, omuz omuza, kol kola bu tehditleri bertaraf ederken aynı zamanda Türkiye'nin demokrasisini büyütmek, Türkiye'nin ekonomisini büyütmek ama en önemlisi milli iradeye karşı kastetmek isteyen unsurlara karşı kol kola bir direniş göstermek ve hep beraber egemenliğin bu millete ait olduğunu ve kayıtsız şartsız ait olduğunu bir kere daha selamlamaktır. Onun için bugünden itibaren 31 Mart'a doğru yürürken bu gücümüzü daha da pekiştireceğiz, daha da kuvvetli hale getireceğiz ve Türkiye'de milli iradenin tecelli etmesi için, etrafımızdaki tehditlerin bertaraf edilmesi için bu dayanışmamızı, bu işbirliğimizi daha da artıracağız. Önümüzde yapılacak çok iş var. Önümüzde yürünecek çok iş var, yol var ama hiçbirimiz yorgun değiliz. Hiçbirimiz umutsuz değiliz. Hiçbirimiz bıkkın değiliz. Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin zor anlarında hep önemli roller üstlendiğini anımsatan Çelik, 31 Mart seçimlerinde Kahramanmaraş'ın Cumhur İttifakı'na güçlü bir destek vererek şer ittifaklarına karşı bir tokat daha atacağına inançlarının tam olduğunu söyledi. Buradan Maraş'tan bir kere daha söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Suriye'nin kuzeyinde tehdit oluşturmaya kalkanlara karşı Maraşlı'nın sözüyle söylüyoruz. Asla müsaade etmeyeceğiz. Asla geçit vermeyeceğiz. 31 Mart akşamı televizyonlarda Türkiye haritası görüldüğü zaman Cumhur İttifakı'nın rengiyle boyanması gerekiyor. O zaman Türkiye'nin bilin ki sadece o gün Türkiye sadece bir yerel seçimde başarı kazanmış, yerel seçimde öne açılmış olmayacak. Türkiye'nin dış politikadaki kuvveti de artacak. Türkiye'nin ekonomisinin güçlenmesi için dışarıdan gelen yabancı sermayeye de bu istikrar bir mesaj olacak. Bu istikrar sayesinde
Dışarıda görev yapanlar görevlerini daha büyük bir güçle yapacak. Türkiye'nin cazibesi daha da artacak. Ve şehirlerimiz önümüzdeki yüzyıla hazırlanırken, dünyada bütün şehirler aktör olurken, bundan bizim şehirlerimizde, Maraş'ımızda nasibini alacak. Maraş bu iradeye sahiptir. Maraşlı Türkiye'nin istikrarına en çok destek veren, Türkiye'de bir sorun olduğu zaman, Türkiye'nin bir büyük meselesi olduğu zaman ilk önce öne çıkan illerimizden bir tanesidir. İnşallah 31 Mart akşamı büyükşehirde ve bütün ilçelerde Cumhur İttifakı damgasını vurarak en güçlü sonucu elde edecek. Maraş şimdiye kadar hep kendisiyle yarıştı. İnşallah önümüzdeki dönemde de 31 Mart'a giderken de Maraş yine kendi rekorlarını kılan bir ilimiz olarak aynı şampiyonluğu sürdürecek.